Evet, şeyi başlattım, YouTube'u başlattım. YouTube'dan başladı, görebiliyorsunuz YouTube'dan. Tamam. Öğrenmeye başlayın dedik. Perkulusumuzu da başlattık. Genel biyoloji. Şöyle başladı. Evet, sonraki kameram çalışıyor. Ses duyuyorum. Mikrofonum çalışıyor. Tamam. Evet, şuradan bunu açarsak eğer. Güzel. Evet, Perkulus duyabiliyor musunuz sesimi? Buradakileri zaten günaydın demiştim. Perkulus sanırım. Ha? Perkulus da gelmiyor mu? Ha. Duyan var. Duyabiliyorlar mı? Sen duymuyorsun. Ha? Evet, YouTube'dan da başlattım. Tahtayı asıl YouTube'da göreceksiniz. Şöyle bunu çevirebilirim ama bugün tahtada anlatacağım. O yüzden arkadaşlarınız YouTube bağlantısını gönderiyor. Aynı şekilde buradan da izleyebilirsiniz ama asıl YouTube'daki kamerayı ayarladım. YouTube görünüyor mu? Çalışıyor mu YouTube? Tamam, ses de görüntü de var. Evet, güzel. Şimdi... Geçen hafta ne demiştik? Geçen hafta anlattığımız geçen hafta daha doğrusu şeyde MBG'ye giriş. Geçen hafta genel biyolojide mayoz bölümüne kadar geldik. Yani mayoz bölümünü bitirdik. Genel biyolojinin konularını bitirdik. Ondan sonra ikinci dönem. İkinci dönem devam edeceğiz. Genel biyolojiye genetik temelinizin iyi oturması için. Şimdi doğrudan doğruya Mendel genetiğinden devam ediyoruz. Bu hafta ve önümüzdeki hafta hem bu derste hem MBG'ye girişte genetik. Yani Mendel genetiğini anlatmaya devam ediyorum. Şimdi geçtiğimiz derste ne demiştik? Mendel'in 4 yasası var dedik. Bu Mendel'in 4 yasası her zaman için geçerli. 4 Mendel yasası her zaman için geçerli. Yani bunun üstünde ne bulunursa bulunsun, bulunan her yeni şey bu Mendel yasaların üstüne eklenen parametreler. Yani dolayısıyla bundan sapmalar var. Bunun üstünde işte farklı dominant tipleri ve benzeri durumlar var veya işte epigenetik denilen bir takım olaylar var. Ama bunların hepsi Mendel genetiğinin üstüne eklenen şeyler. Bunların hepsi Mendel genetiğinin, Mendel'in yasalarının üstüne eklenen parametreler. Şimdi geçen hafta ne yapmıştık? Geçen derste çaprazlama yapmayı gördük. Bu gördüğümüz monohip çaprazlamaydı. Monohip çaprazlama demek ne demek? Bir karakter var. Ve bu bir karakterde iki farklı özellik var. Bu iki farklı özelliğin nasıl kalıplandığını görmüştük. Şimdi örneğimiz neydi? Hangi örnek üzerinden gittik? Bezelye hangi karakter? Tohum rengi mi? Çiçek rengini yaptık, tohum rengini yaptık. Yaptınız mı? Güzel. Buldunuz mu? Nasıl bir sonuç buldunuz? Tamam. Evet. Şimdi geçen hafta gösterdiğim şey, geçen derste gösterdiğim çaprazlama monohip çaprazlamaydı. Şimdi Bedo Mendelian Cross. Yöntemin adı Mendelian Cross, tamam mı? Mendelian Cross. Şimdi bunun haricinde bir yöntem daha var. Punnett karesi. Bugün de evet. Evet, monohip çaprazlama. Şimdi bugün aynı şeyi başka bir yöntemle daha yapabiliriz. Punnett Square. Okay. Punnett Square. So, what does it mean? I'm gonna do the same example with Punnett Square. We say it in P generation. Let's go with seed color again. Punnett square seed color. So what is seed color? Seed color tamam da ne? Karakter mi özellik mi?
Karakter. So character is seed color. What traits we said? Green or yellow. Seed color is character. And its traits, yellow or green. Okay? So the seed color can be yellow or green. Now, in pin generation, when we cross yellow seeded plants with green seeded plants, but yellow has to be true breeding. Okay, yellow has to be true breeding. Green always true breeding. If we cross yellow true breeding with green, in this case, we get in F1 generation, we get only yellow. 100%. Okay? So in this case, we understand that yellow is dominant, green is recessive. Okay? Yellow is dominant, green is recessive. How did we understand? Because in F1 generation, all plants are green, are yellow. Okay? So in this case, we say, I know that this is true breeding. That's what I know. This is true breeding. And I will symbolize yellow with G, green with lowercase g. Be very careful about this point. If you use one letter for a character, you have to use the same letter for the same character's opposite trait. Okay? Şimdi önemli bir nokta, eğer bir karakter için bir harf kullanmak zorundasınız, bir karakter için bir harf kullanıyoruz ve de dominant özelliği büyük harf, resesif özelliği küçük harf. Aynı harfin küçük harfi, anladınız mı? En çok not kırdığım yerlerden bir tanesi, arkadaşlarınızın en çok yaptığı hatalardan bir tanesi ona göre. Şimdi bu durumda. In this case, what was the first Mendelian law? Mendel's first law? Unit factors in pairs. The first one is unit factors in pairs. So what does unit factor mean? Unit factor mean gene. That means if there is one character, usually in Mendelian examples, in Mendel's examples, there is always one gene or one unit factor responsible for one character. That's one. So that means if we are, we are talking about the seed color, and there is one unit factor for this seed color. There is a unit factor for this seed color. But every individual must have two copies of this of seed color unit factor. These two, if the organism is true breeding like this, both of them has to be same version. Okay? So unit factors have different versions, and how do we call them? How do we call different versions of the same unit factor of or same gene? Allele, yes, that's right. So if an organism is true breeding, in that case, both allele or both copy of the unit factor are the same. Which means that is homozygote. Okay? So this is homozygote yellow. This is homozygote green. So first, what do they have to do? Meiosis. And at the end of meiosis, how many kinds of gametes? Only one kind of gametes, but how many gametes? How many gametes? Hundreds of thousands, not only one. Hundreds of thousands of gametes. We can never know. But they all the same. Okay? They all the same. So 100% of the gametes, which means one
R capitalized G. Because this organism has no other alleles to put into its gametes. Okay? So all of the gametes carry the same allele for this gene. Now, this one, how many gametes can it produce? Only one, that is lowercase g, and it is 100% again. So 100% means one. Now what are they going to do? Fertilization. Fertilization. So uppercase G carrying gametes will meet with lowercase carrying gametes, and the individual in F1 are going to be uppercase and lowercase G. Okay? We call these heterozygotes. And what color is it in the phenotype? Yellow. 100%. How do I know? Because possibility of uppercase G, 1. Possibility of lowercase G is 1. That means 1 times 1, 1. 100%. Anladık mı buraya kadar? Tamam. Şimdi, so this is F1. So in F1 generation, we have all yellow plants. 100% of the plants have yellow seeds. All of them have yellow seeds. But they are actually not the same as these. Phenotype are the same. So phenotype of heterozygote and homozygote G are the same. But they are different. Why? What is different? Difference is genotype. There are two ways to make the plants with the yellow seed phenotype. One, they can be homozygote, or they can be heterozygote. So if there is at least one yellow allele of the seed color gene, that is sufficient to make the plant yellow. Okay? Şimdi, tohum rengi genlerinden. Şimdi her bir bitki tohum rengi geninden iki kopya taşımak zorunda. Bunlar birbirinin aynısı olabilir veya biri bir çeşit, öbürü öbür çeşit olabilir. Çeşitlerin adına ne diyoruz? Genlerin çeşitlerini, aynı genin farklı çeşitlerini, farklı tiplerinin adına alel diyoruz. Şimdi dolayısıyla tohum rengi için ikisi de aynı alel olabilir veya biri sarı, biri yeşil alel olabilir. Sonuç her zaman için sarıdır. Fenotipleri aynı ama genotipleri farklı. Genotip ne demektir? Genotype is genetic makeup of an organism. Genotip bir organizmanın genetik altyapısıdır. Tamam? Yani bu sarı rengi, tamam ikisi de sarı ama bu sarıyı ortaya çıkaran ne? Sadece bir alel mi yoksa iki alel mi? Şimdi bu durumda ne diyoruz? Öğrenmeniz gereken bir ifade var. Tohum rengi geninden en az bir sarı alelin bulunması. Tamam? Tohum rengi geninden en az bir sarı alelin bulunması. Bu bitkinin sarı tohumlu olması için yeterli. Şimdi F2'ye geçiyoruz. Geçen hafta buraya kadar yapmıştık. F2'ye geçelim. Bu F1. F2'de bu durumda ne yapıyoruz? Eğer bunu kendileştirirsek şöyle. Yani kendi kendine tozlaştırırsak veya kendisi gibi olan başka bir bitkide tozlaştırırsak bu sefer durum ne olur ona bakalım. Eğer kendisi gibi olan başka bir bitkide çaprazlarsak yani büyük G, küçük G her ikisi de heterozigot. Renkleri sarı. Şimdi ilk yapmaları gereken şey ne? Gamet. Gametleri yine şimdi kaç çeşit gamet üretebilir? İki çeşit. Evet. Evet. Bezelye de yapabilirsin.
Şimdi iki çeşit gamet oluşturdu. Bunlardan biri, yani birinci grup gametlerden bir kısmı, üretilen gametlerden yarısı sarı alel taşıyor, yarısı yeşil alel taşıyor. Burada yine iki, yarısı sarı alel taşıyor, yarısı yeşil alel taşıyor. Şimdi bunu direkt çaprazlıyorduk. Çaprazlayarak yapabiliriz. Bunu biliyorsunuz. Yapmayın. Şimdi size farklı bir yöntem göstereceğim. İkinci bir yöntem Punnett karesi. Şimdi şu diyelim ki baba, şu da anne olsun. Şimdi Punnett karesi yaparken şöyle bir tablo yapıyoruz. Tablo. Satıra ebeveynlerden birini, sütuna ebeveynlerden diğerini koyuyoruz. Tamam. Şimdi babanın gametlerini en üst satıra yazıyorum. Kaç çeşit gameti var? İki çeşit. Büyük G ve küçük G. Annede kaç çeşit gamet var? Yine büyük G ve küçük G. Tamam. Şimdi gametleri buraya yazıyoruz. En tepeye ve en sola. Şimdi bu durumda eğer babadan büyük G taşıyan bir gamet gelirse, anneden büyük G taşıyan bir gamet gelirse. Yani birinci ihtimal şununla şunun birleşmesi. Böyle bir gamet de böyle bir gametin birleşmesi. Bu durumda babadan büyük G geldi, anneden de büyük G geldi. Sonuç bu. Tamam. İkinci ihtimal. Bu sefer yine anneden büyük G gelsin ama babadan küçük G gelsin. Bu durumda ne oldu? Büyük G'yi buraya yazdık. Büyük G ve küçük G. Oldu mu? Ondan sonra şuraya aslında şöyle yine maviyle yazarsam kafanız daha az karışır. Şimdi ondan sonra buradan işimiz bitti. Bu satırdan işimiz bitti. Sonra alt satıra geçiyoruz. Alt satıra geçtiğimizde yine şuradan büyük G'yi alırsak, buradan bu alel gelirse, şuradan da şu alel gelebilir. Bu durumda ne oldu? Büyük G, küçük G. Yine aynı şekilde buradan şu alel gelirse, buradan da bu alel gelirse ne oldu? Küçük G. Oldu mu? Şimdi burada tabii ihtimalleri de buraya yazmamız lazım. İhtimalleri bu gametin oluşma ihtimali yüzde kaç? %50 ya da 1/2. 1/2. Bunun 1/2. Dolayısıyla şunların hepsinin ihtimali 1/2. Aynı şekilde buraya da bunları taşıyabiliriz. 1/2. Anladık mı? Çünkü iki ihtimal var. Bu iki ihtimali gerçekleşmesi de eşit şans. Dolayısıyla üretilen gametlerden yarısı büyük G alelini taşıyor, yarısı küçük G alelini taşıyor. Tamam? Şimdi bunları taşıdığı zaman şöyle. Büyük G taşıyan bir dişi gamet, büyük G taşıyan bir erkek gametle birleşme ihtimaline 1/2 çarpı 1/2 eşittir 1/4. Şunların hepsi 1/4 başlangıçta. Ama şimdi burada eşit olan bir şey var. Şurası ve şurası. Bunlar birbirinin aynısı olduğuna göre bunlar aynı ihtimal. Daha doğrusu aynı sonuç. İki farklı şekilde aynı sonucu doğuruyor. Yani neden böyle bir şey oluyor? Büyük G aleli anneden de gelse, babadan da gelse sonuç değişmiyor. Küçük G aleli anneden de gelse, babadan da gelse sonuç değişmiyor. İkisinde de heterozigot. Yani bir büyük G aleliniz var, bir küçük G aleliniz var. Anneden veya babadan gelmesi önemli değil. Nereden biliyoruz? Çünkü reciprocal cross yaptığımız zaman, reciprocal cross neydi? Reciprocal cross kendi içinde değil. Şimdi şu en başta şey yaptık ya, en başta true breeding'leri aldığımızda sarı baba, yeşil anne. Ondan sonra evet yeşil baba, sarı anne yapıyoruz. Her ikisinde de aynı şeyi yapıyoruz. Şimdi bir sarı baba, yeşil anne aldık. Ondan sonra yeşil baba, sarı anne aldık. Bu özellikleri anne ve babanın anne ve babada değiştirmek, yani
anne ve babanın özelliklerini değiştirerek aynı çaprazlamayı yapmak reciprocal cross. Tamam? Reciprocal cross yaptığım zaman hep aynı sonucu elde ediyorum. Yani Sarı anneden de gelse, babadan da gelse Sarı her zaman için baskındır. Ve de eğer bir organizmada, bir bezelyede iki farklı alel varsa bunlardan biri sarı, biri yeşilse bezelye her zaman için sarıdır. Ve de sarı homozigot da olsa, heterozigot da olsa sonuç her zaman aynıdır. Fenotip her zaman sarıdır. Dolayısıyla sadece bir sarı alelin bulunması bezelyenin tohum renginin sarı olması için yeterli. Bu durumda sarı için dominant, yeşil için resesif diyoruz. Tamam. Sarı dominant alel, yeşil resesif alel. Peki resesif bir organizmanın yeşil olması için ne olması gerekiyor? Tanımlayabilir misiniz bunu? Homozigot baskın genli. Baskın ne? Baskın alel, evet abi. Evet, baskın alel. Şimdi... Bir bezelyenin yeşil olabilmesi için tohum rengi lokusunda ya da tohum rengi genlerinden her ikisinin de yeşil alelinde olması lazım. Yeşil aleli olması gerekir. Yani tohum rengi lokusunda sarı alelin bulunmaması lazım. Absence of yellow allele at seed color locus. Okay? Şimdi bir terim daha geldi. Lokus. Lokus ne demek? Birazdan geleceğim. Şimdi önce buradan işimizi tamamlayalım. Sonra lokus ne demek onu anlatacağım. Şimdi Punnett karesini bu şekilde yaptık. Anladınız mı Punnett karesinin mantığını? Yapabilir misiniz? Tamam. Şimdi Punnett karesini yaptık. Punnett karesinde gördüğümüz şey ne? Şimdi bir büyük G, büyük G'leri gördük. Ondan sonra büyük G, küçük G gördük. Ve de küçük G, küçük G gördük. Şimdi bunların genotip oranları, genotype ratios dediğim zaman, genotype ratios, homozigot, sarı 1/4, heterozigot, 1/2, pardon şunu şöyle yapalım, 2/4, aynı tabanda olsun çünkü, 2/4, ve bu yine 1/4. Aynı tabanda yapmaya dikkat ediyorsunuz. Aynı tabanda yapmazsanız karışır. Tamam? Oldu mu? Şimdi peki fenotip oranları dediğimiz zaman heterozigotlarla dominant homozigotları topluyoruz. Heterozigotlarla dominant homozigotları topladığımız zaman 1/4 artı 2/4 eşittir 3/4. Diğerine bir şey yapmıyoruz çünkü o 1. Yani buradaki oranımız 3'e 1 oldu. Tamam? Yani bu ne demek? 3 tane sarıya 1 tane yeşil değil. Böyle zannetmeyin. Oluşan bezelyelerden 4'te 3'ü sarı tohumlu, 4'te 1'i yeşil tohumlu. Tamam mı? Yani burada sadece 4 tane bezelye oluşuyor. Bunlardan 3 tanesi sarı, 1 tanesi yeşil değil. Burada verdiğimiz şey oran. Tamam mı? Oran. Ve hiçbir zaman için bu oran bıçakla kesilmiş gibi olmaz. Geçen hafta şeyleri gösterdim, sayıları gösterdim. Bu oranları elde etmek için bir, çok sayıda deney yapmanız gerek. Sonucu arttırmanız gerek. Çok sayıda sonuç elde etmeniz gerek. İki, yapmanız gereken bir şey daha, bunları yuvarlamanız gerek. Doğru bir şekilde yuvarlamanız gerek. Şimdi Punnett karesini anladınız mı? 3'e 1 fenotip oranı. Genotip oranı evet, 1-2-1. Fenotip oranı 3'e 1 veya işte 3/4'e 1/4. Genotip oranı 1-2-1. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla bunu hem Mendelin cross'ta hem de Punnett karesinde yapabilmeniz gerekiyor. Tamam mıyız buraya? Evet. Hocam biz burayı aynı zamanda F1'ler için de yazabiliriz. Ne için? Yani F1 için bunu yazmak isterseniz eğer doğrudan doğruya şöyle olur. Yani var yapabilirsiniz. Yani F1'de şöyle yaparsınız. Şöyle yine dişi ve erkek olsun. Dişi de kaç şurası erkek diyelim, şurası dişi diyelim. Dişinin kaç çeşit gameti var? Tek çeşit gameti var o zaman. Küçük G. Erkeğin tek çeşit gameti var. Büyük G, çirki falan çekmiyoruz doğrudan buraya. Büyük G, küçük G. Tamam. İsterseniz yapabilirsiniz. Evet, buraya kadar tamam mı? Şimdi
Bunun bir fotoğrafını çekin isterseniz. Arkadaşlarınızı atın yine Perkulus'tan olduğunu olmaz. Oldu mu? Evet, Perkulus'a koyun bunu. Şimdi. Burada daima hatırlamamız gereken bir şey 3'e 1 oranı. 3'e 1 oranı ne zaman ortaya çıkıyor? 3'e 1 oranı. 2 heterozigot bireyi çaprazladığımız zaman, yani ebeveynlerin her ikisi de heterozigot olduğu zaman 3'e 1 oranını elde ediyoruz. 3'e 1 oranı ne oranı peki? Fenotip oranı, güzel, aferin. 3'e 1 oranı fenotip oranı. Şimdi bu arada locus diye bir şeyden bahsetmiştim size. Locus ne demek? Genler nerede? Güzel, aferin. Kromozomların üzerinde. Şimdi kromozomların üzerindeki belli bölgelere gen diyoruz. Dolayısıyla her bir genin bulunduğu belirli bir bölge var. Yani her bir türde, türden türe değişiklik gösterir bu. Her bir türde, bir tür içinde konuşuyorsak, yani insan bir tür, bezelye başka bir tür, drosofila başka bir tür. Şimdi insanda beta globin geninin yeri her zaman için 11. kromozomun kısak olur. Alfa globin geninin yeri her zaman için 16. kromozomun kısak olur. Bunların yerleri belirlidir, tamam? Biri 11. kromozomda, biri 16. kromozomda. Bütün insanlarda bu böyle. Eğer beta globin geninin 11. kromozomda o belirli bölgede, belirli noktada, herkeste aynı olan noktada taşımıyorsanız, o zaman siz insan değilsiniz demektir. Yani ya da şöyle söyleyeyim. Efendim? Yok, hayvan olabilirsiniz çünkü başka hayvanlarda başka şeyler. Hayvan olma şartı o değil. Ama insan olmanın şartlarından bir tanesi o 20 bin tane protein kodlayan insan genini insan genomunda olması gerektiği yerlerde taşımak. Peki bu yerlerin adı ne? Bu yerlerin adı locus. Tamam? Şimdi bu durumda şöyle dedik ya, her bir kromozomdan iki tane var. Şimdi şöyle kromozom 1 diyorum. Bu örnek tamamen hipotetik. Kromozom 2 ve kromozom 3. Tamam mı? Şimdi bezelye de örnek verdik. Şimdi dedik ya, özelliklerimizden birincisi neydi? Tohum şekliydi. Şimdi tohum şekli diyelim ki şurada. Şurası seed color locus. Tamam mı? Tohum rengi geni her zaman için bezelyelerde, tüm bezelyelerde, yani yeryüzündeki bütün bezelyelerde hep aynı kromozomun aynı noktasında. Şuraya seed color diyorum. Tamam mı? Şimdi burada büyük G, küçük G olabilir. Peki bu kromozom, bu iki kromozoma ne deniyor? Ha? Homolog kromozom. Evet, bu ikisi birbirine homolog olan kromozomlar. Eğer tohum rengi buradaysa, tohum şekli şurada. Bütün bezelyelerde. Kromozom mesela 2'de. Şimdi aslında bunu şöyle dememiz gerekiyor. Şurada farklı kombinasyonlar olabilir. Burada iki farklı alel varsa büyük G veya küçük G diye gösteriyoruz. Aynı şekilde seed shape dedik, round or wrinkled demiştik. Yani büyük W veya küçük W. Tamam. Peki bu kromozomların kökeni ne? Bir organizmadaki kromozomların kökeni nedir? Nereden gelir bu kromozomlar? Ha? Yani DNA'dan yapılı da nereden geliyor? Uzaydan mı düşüyor? Ha? Evet, bir anneden bir babadan geliyor. Dolayısıyla her bir kromozomunuz bir tanesi paternal kromozom, öbürü maternal kromozom. Tamam? Aynı şekilde şurada paternal kromozom ve maternal kromozom, yine paternal kromozom, maternal kromozom. Şimdi dolayısıyla diyelim ki bunun için heterozigot organizmamız. Şey için, seed color için, tohum rengi için heterozigot. Tohum şekli için homozigot olabilir.
Tom renginin heterozigot olması bunun homozigot olmasını bağlamaz. Veya tom renginin sarı olması tom şeklinin buruşuk veya düzgün olmasını bağlamaz, etkilemez. Bunlar ikisi birbirinden farklı olaylar. Tamam. Aynı şekilde bir de ne dedik? Şurası da, burada da, kromozomun burasında da çiçek rengi olsun. Flower color. Ne olabiliyordu? Büyük P veya küçük P. Küçük P'yi beyaz demiştik. Bunların ikisi de küçük P olabilir. Tamam. Veya bir ikisi de büyük P de olabilir. Biri büyük, biri küçük de olabilir. Tamam. Şimdi genlerin kromozomlar üzerinde bulunduğu noktalara lokus diyoruz. Tamam? Lokus. Çoğulu loki. Tekil konuşuyorsak lokus, çoğul konuşuyorsak loki. Tamam? Dolayısıyla şunu söylememiz gerekiyor. Tohum rengi lokusunda en az bir sarı alelin bulunması bezelyenin sarı olması için yeterli. En az bir. Bu ne demek? Bir tane de olabilir, iki tane de olabilir. Yani bu lokustaki her iki alel de büyük diye de olabilir veya biri büyük, biri küçük de olabilir. Tamam? Yani bir lokusta iki alel var. Oldu mu? Bir lokus dediğimiz zaman her iki kromozom, her iki homologdaki her iki bölgeyi birden kastediyoruz. Tamam? Bir lokus dediğim zaman iki tane kromozomdaki o genin olduğu bölge. Homozigot da olsa, heterozigot da olsa. İki tane lokus var. Her bir genin iki gen için iki lokus var. Biri bir kromozomda, biri öbür kromozomda. Yani biri bir homologda, biri öbür homologda. Bunların her ikisi aynı olabilir veya biri başka, biri başka olabilir. Tamam? Dolayısıyla veya tohum şekli dokusunda en az bir düzgün alelin bulunması tohum şeklinin düzgün olmasına sebep oluyor. Bu durumda baskın alel hangisidir? Düzgün alan. Peki tohum şekli dokusunda eğer her iki alelde buruşuk olursa bezelye buruşuk oluyor. Bu durumda buruşuk için resesif diyoruz. Her ikisinin de buruşuk alel olması düzgün alelin bulunmaması demek. Neden? Çünkü iki lokus var. Tamam? Bir gen için iki lokus var. Anladık mı? Lokus kavramı tamam mı? Evet. 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 Şimdi buraya kadar tamam mıyız? Şimdi diyelim ki elimizde böyle bir organizma var. Böyle bir bezelye var. Şu şeyi çıkarıyorum. Flower color çıkarıyorum. Önce her ikisi de true breeding olsun. Şimdi büyük G, büyük W ve büyük W, tamam mı? Her ikisi de true breeding ve her ikisi için de baskın bir bezelyemiz var. Şimdi biz bunu gösterirken nasıl gösteriyoruz biliyor musunuz? Gösterirken böyle kocaman kromozomları çizmek yerine bunları şöyle gösteriyoruz. Büyük G, W diye gösteriyoruz. Tamam? Yani veya sadece büyük G diye de gösterebilirdik. Orada büyük G diye gösterdiğimiz şey iki tane kromozom var. Bu her iki kromozomdaki G lokusunda da büyük G aleli var demek. Tamam? Şimdi şununla şunu bağlantılayabildiniz mi? Evet. Olmaz. Aynı kromozom üzerinde farklı lokuslar da olamaz. Aynı kromozom üzerinde aynı yerde olmak zorunda. Olanları da var. Olanları da var. Oraya gelmeyin daha. Durun. Şu anda ayrı kromozom üzerinde olanları öğreniyoruz önce. Tamam mıyız? Şimdi ayrı kromozomlar üzerinde birini böyle alıyoruz. Birini de yine true breeding ama resesif özellikler için true breeding. Şimdi bu da ne demektir? Bu sefer
Filokuslarda dominant aleller yerine resesif aleller var demektir. Küçük g, küçük g, küçük w, küçük w. Oldu mu? Tamam. Şimdi böyle bir organizma mayoz bölümü yaptığında ne yapacak? Evet, mayoz bölümü yaptığında gamet, yani tamam, mayoz bölümü yaptığında gamet oluşturacak. Gamet oluşturmak için gametler nasıl olacak? Gamet oluşturmak demek ne demek? Gamet oluşturmak demek bir hücrenin içine şu iki tane, ikişer tane homolog kromozomdan birer tane koymak demek. Tamam mı? Dolayısıyla birinci kromozomdan bir tane koyacaksın, ikinci kromozomdan bir tane, üçüncü kromozomdan da bir tane koyacaksın. Oldu mu? Şimdi bunu yaparken sadece G dokusuna bakıyoruz. Sadece G dokusuna baktığımız zaman kaç çeşit birinci kromozom var bunun? Bir çeşit. O zaman mecburen bu küçük G taşıyan birinci kromozomu koyacak. Başka bir ihtimal yok bunun için. Büyük G olsaydı, büyük G küçük G olsaydı o zaman kromozomların yarısına büyük G, gametlerin yarısına büyük G taşıyanı, yarısına küçük G taşıyanı koyacaktı. Ha? İki tane kromozom alır mı? Neden hala benim anlattığım yeri dinlemek yerine daha sonrasını düşünüyorsunuz? Ben nereye anlatıyorsam orayı düşünün, başka yere düşünmeyin. Tamam mıyız buraya kadar? Evet, şimdi şu kromozomdan tek çeşit olduğu için gametlerin hepsinin içinde küçük G taşıyan birinci kromozomu koymak zorunda. Peki ikinci kromozomdan kaç çeşit var? Ondan da birer çeşit var. Bu durumda ikinci kromozomda yani ürettiği gametlerin hepsine sadece tek çeşit ikinci kromozom koyuyor. Küçük W. Ve de şunu unutun. Kromozomu şimdi karıştırmayalım. Tamam mı? Dolayısıyla bizim gamet dediğimiz şey aslında bu. Oldu mu? Şimdi dolayısıyla aslında bunu P diye gösterirsek, şimdi her bir kromozomdan birer tane koymak zorunda ya. Yani birinci kromozomdan bir tane koyacak, ikinci kromozomdan bir tane, kaç kadar tane kromozom varsa hepsinden birer tane koyacak. Şimdi burada bunun gametleri, birinci lokusta kaç farklı alel var? Bir. Farklı alel yok, tek çeşit alel var. İkinci lokusta yine tek çeşit alel var. Dolayısıyla bu organizmanın ortaya üretebileceği gametler tek çeşit. 100 tane de 1000 tane de üretse hepsi bu iki gen bakımından aynı olacak. Bu iki gen bakımından diyorum bakın. Şimdi bu durumda üretebileceği gametler bir G lokusunda büyük G aleli taşıyacak. W lokusunda büyük W aleli taşıyacak. Bir gamet oluştururken her genden birer tane koymak zorundasınız. Tamam? Efendim? Evet, bu bir gamet. Ama bunun ürettiği 100 tane gametten 100'ü de böyle oluyor. Tamam mıyız? Evet, şuna gelelim. Bu kaç çeşit gamet üretebilir? Evet, yine 2 mi diyen birisi oldu orada. Evet. Şimdi bunu da üretebileceği tek çeşit gamet var. Neden? Çünkü birinci lokusta tek alel var, ikinci lokusta da tek alel var. Dolayısıyla her bir gamete bu lokuslardan birer tane koymak gerekiyor ve elinde başka çeşit yok. Dolayısıyla bunları koymak zorunda. Oldu mu? Şimdi bir öncekinden farklı olarak şu anda iki karaktere bakıyoruz. Tamam mı? İki karakter. Şimdi bundan sonraki aşama ne? Döllenme. Fertilization. Şununla birleşmek zorunda. Daha doğrusu şöyle. Büyük G, büyük W taşıyan bir gamet, küçük G, küçük W taşıyan bir gametle birleşmek zorunda. Neden? Başka alternatif yok. Tamam? Şimdi bununla bunlar birleştiği zaman birinci lokusta ne olacak? Birinci lokusta büyük G aleli buradan gelen ve de küçük G aleli şuradan gelen. İkinci lokusta büyük W aleli ve küçük W aleli. İhtimal %100. Bu F kaç? F1. Tamam. Oldu mu? Şimdi burada yapmamanız gereken bir hata. Arkadaşlarının çok yaptığı bir hata. Şöyle yapıyor çocuklarımız.
böyle saçma sapan şeyler yazıyor. Ben ne yapıyorum? Çiziyorum. Evet. Hatta gözünüzün önünde çizeyim şöyle. Evet. Bunu hatta Perkulus'a da koyun. Evet. Bunu bu şekilde çiziyorum. Hatta bir de kırmızıyla çizeyim şöyle. Şöyle. Evet. Dolayısıyla bunu yapmamanız gerekiyor. Her lokusu ayrı ayrı yazmanız gerekiyor. Birinci lokusta büyük K, küçük K, ikinci lokusta büyük W, küçük W. Herkes anladı mı bunu? Bu hatayı yaparsanız gerisini söylemiyorum. Evet. Doğru. Evet. Story'de görürsünüz. Üçüncü sınıftan birisi yapmıştı bunu gördünüz. Yani koskocaman eşek kadar üçüncü sınıf olmuş, hala böyle saçmalık yok, o başka bir hataydı ama. O başka bir hata yapmıştı. Onu da yazan vardı, evet. Onu da yazan vardı. Şimdi, buraya kadar tamam mıyız? Şimdi şu kromozom haritamız üzerinde bunu tekrar görelim. Şimdi F1'de oluşan yavruların tamamı her iki lokus içinde, her iki gen içinde heterozigot. Tamam? Şimdi bu lokus bunu ilgilendirmez, bu lokus bunu ilgilendirmez. Ama ortada başka ihtimal olmadığı için bunların hepsi, yani bu durumda bunu ne diyorsunuz? Bunun fenotipi nedir? Fenotipi? Sarı düzgün. Bu arada yapmamız gereken bir şey daha. Mutlaka en başa, yani soruyu cevabı yazarken en başa neyin hangi haliyle neyi simgelediğiniz yazıyorsunuz. Büyük G sarı, küçük G yeşil. Bu arada Türkçe konuşup İngilizce yazıyorum. Aynı şekilde büyük W round, yani düzgün. Küçük W, wrinkled. Tamam. Bunu en başa yazıyorsunuz. Dolayısıyla G harfini tohum rengi için, W harfini tohum şekli için kullandım. Anladık mı? Her karakter için bir harf. Karakterin farklı özellikleri için, dominant için büyük, resesif için küçük. Oldu mu? Şimdi... Elimizde böyle bir şey var. Bu durumda buraya ne yapıyoruz? Büyük G, küçük G, büyük W ve küçük W. Bu arada büyük küçüğü aynı olan harflerin küçüğünün altına bir çizgi çekin. Tamam. Küçüğünün altına veya büyüğünün altına, ikisinden birinin altına çizgi çekin. Onda başta simgelerinizi de gösterin. Şimdi, elimizde böyle bir organizma var. Şimdi, bu çocuğumuz... Mayoz bölünme yapacak. Mayoz bölünme yaparken. Evet. Evet, şimdi bu mayoz bölünme yapıyor. Şimdi bunu mayoz bölünme yaptırıyoruz. Şimdi mayoz bölünme yaparken ürettiği gametin içine şu birinci kromozomu koyabilir mi? Şunu koyabilir mi? Tamam. Peki şunu koyabilir mi? Bunu koyabilir mi? Birinci kromozomdan bunu koyması, ikinci kromozomdan şunu koyması etkiler mi? Etkilemez. Şunu koymasın, bunu koymasın da etkilemez. Dolayısıyla bunlar birbirinden bağımsız olaylar. Tamam? Şimdi burada mayozla genetiği bağlamanız gerekiyor. Mayozla Mendel genetiği burada bağlarsanız hayatınız boyunca rahat edersiniz ve konuyu anlamış olursunuz. Şimdi dolayısıyla mayoz bölümünde ne oluyordu? İyi bir kromozomları rastgele çekiyordu. Ama çekerken baktıkları tek bir şey vardı. Ben kromozomu çekiyorum. Yeter ki birinci kromozomdan bir tane, ikinci kromozomdan bir tane, üçüncü kromozomdan bir tane çekeyim. Bu maternal kromozom, paternal kromozom beni hiç ilgilendirmez. Hepsini paternal de çekebilir, hepsini maternal de çekebilir. Bu durumda çocuk büyük babasına benzer veya büyük annesine benzer tamamen. Birini maternal, birini paternal aldıysa bu durumda mesela işte çocuğun gözleri büyük babasına benzer de burnu büyük annesine benzer. Oldu mu? Şimdi... Kromozomlar bu şekilde gittiğine göre. Bu kromozom gözünüzün önünde dursun. Burası tamam, burayı aldınız, yazdınız. Şimdi bunun altından devam ediyorsunuz yazmaya. Ben burayı siliyorum. Şimdi F1 dedik.
Şimdi onu kendileştiriyoruz veya kendisi gibi bir bezelyeyle çaprazlıyoruz. Büyük G, küçük G, büyük W, küçük W ile, bu çok çirkin oldu W. İle yine aynı öz aynı genotipte büyük G, küçük G, büyük W, küçük W'yu çaprazlıyoruz. Şimdi burada olan bir şey var. Bu kaç çeşit gamet üretebilir? Bu iki gen bakımından. Evet, dört çeşit gamet üretebilir. Bunları nasıl buluyoruz? Bunları şöyle buluyoruz. Şimdi bir, G9'dan büyük G gelirse W9'dan büyük G gelebilir mi? Gelebilir. Gametlerimiz şöyle büyük G, büyük W. Bu bir. Tamam mı? G9'undan büyük G gelirse başka bir şey olabilir mi? Olabilir. W9'undan küçük W gelebilir. Bu iki. Büyük G, küçük W. Başka bir ihtimal var mı büyük G için? Büyük G'nin hepsini de yazdık. Peki, G9'undan küçük G gelirse, yani sarı alel, yeşil alel gelirse, W9'undan büyük W gelebilir mi? Birinci ihtimal bu. Başka? Evet. Küçük G gelirse W'dan küçük W gelebilir. Başka bir ihtimal var mı? Yok. Peki. Gamet oluşumu için kaç ihtimal var? 4 ihtimal var. Dolayısıyla her bir bu ihtimallerden her birinin gerçekte bu gametlerden her birinin gerçekleşme ihtimaline 1/4. Yani 4'te 1. Yani G9'unda büyük G'nin, W9'unda büyük W'nun olma ihtimali 4'te 1. 4 farklı ihtimal var. Bu 4 farklı ihtimalden bir tanesi renk dokusunda sarı, şekil dokusunda düzgün alelin bulunması. 4'te 1 ihtimal. Tamam. O zaman 1/4 yazıyoruz. Peki bu yine 1/4. Dolayısıyla bunların hepsi 1/4. Buraya kadar tamam mı? Şimdi burada olan şey ne? Burada olan şey şu. Aleller karıştı. Alelleri karıştırdık. Şimdi önceki jenerasyonda her ikisi birden vardı. Yani büyük G, küçük G, büyük W, küçük W vardı. Şimdi bunları her türlü kombinasyonda karıştırıyoruz. Büyük G'nin yanına büyük W da geliyor. Büyük G'nin yanına küçük W da geliyor. Yani birinci lokusta neyin olduğu, ikinci lokusta birinci lokusta hangi alelin olduğu, ikinci lokusta hangi alelin olacağını ilgilendirmiyor. Dolayısıyla her bir mayoz bölümede, her bir üreme döngüsünde aleller tamamen karışıyor. Kimin alelleri bunlar? Şunun annesi de babasının, yani büyük anne de büyük babanın alelleri. Tamam? Şimdi bu çocuğumuz annesinde babasında alellerin her ikisinden kullanıyor. Ama gametlerini oluştururken bu alelleri birbirinden ayırıyor. Yani bunun babasıyla annesinin alelleri bu çocuk oluşurken döllenme sırasında bir araya geliyor. Bu çocuk yaşadığı müddetçe bunları kendisi kullanıyor. Ama mayoz bölümü yaparken annesinden aldığı alelleri babasına aldığı alelleri birbirinden ayırıyor. Tamam. Dolayısıyla gametlerin içine, bir gametin içine her ikisi büyük babadan gelen alel veya her ikisi büyük anneden gelen alel girebilir. Veya birinci genin büyük babadan gelen aleliyle ikinci genin büyük anneden gelen aleli veya bunun tam tersi olabilir. Tamam. Şimdi bunun adına ne diyoruz? Farklı genlerin farklı alellerini karıştırıyoruz. Yani farklı genlerin farklı alellerini değişik kombinasyonlarda bir araya koyuyoruz. Her bir mayoz bölümünde. Neden? Çünkü kromozomlar mayoz bölümünde rastgele çekiliyor. Bunun adı Independent Assortment. Dördüncü Mendel yasası. Mendel'in dördüncü yasası. Independent Assortment. Tamam. Oldu mu? Independent Assortment yasasının sebebi ne peki? Mayoz bölümünde. Yok, o sonucu. Sonucu genetik çeşitlilik. Sebebi bunu ortaya çıkaran olay nedir? Crossing over değil. Mayoz bölünme sırasında paternal ve maternal homologların birbirinden ayrılması. Anladık mı? Anafaz olsun. Anafaz da. Tamam.
Evet, o metafaz 1'deki, evet, anafaz 1'deki ayrışma. Evet. Metafaz 1'de homolog kromozomlar birbirinden ayrılıyor ya. Ve metafaz 1'de homolog kromozomlardan kromozomlar birbirinden ayrıldığı için oluşan gamet hücrelerine ya anneden gelen kromozom ya da babadan gelen kromozom diyor. Evet, doğru. Burada tamamen bir rastgelelik var. Yani rastlantısallık. Neden? Çünkü ihtimalleri artıracaksın ki kombinasyon sayısı artsın. Her bir ihtimale eşit şans vereceksin ki çeşitlilik artsın. Genetik çeşitlilik bir türün devamı için en önemli faktörlerden biridir. Buraya kadar tamam mıyız? Bunun adı independent assortment. Mayozla bağlantısını yaptınız. Sorarım. Evet. Ne durumdasınız? İyi misiniz? Tamam. Knockout olmadığınıza göre devam ediyorum. Şimdi benimle beraber yapın. Benimle beraber defterlerinize yazın şimdi. Şimdi buradan aynısından şurada da var. Yazmıyorum artık. Buraya yazmama gerek var mı? Aynı gametler burada da var. Şimdi bunları çaprazlayacağız. Çaprazlama yaparken burada şu anda iki karakter var. Dolayısıyla öncekinden farklı bu bir dihibrit çaprazlama. Şimdi dihibrit çaprazlamalarda Punnett karesi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Mendelin cross da kullanabilirsiniz ama biraz daha karışık olur. Punnett karesi daha rahattır burada. Şimdi Punnett karesi yaparken en baştan böyle eğri gitti. Şöyle bir kolon yapıyoruz. Bu netkarımızı yapıyoruz şimdi. Benimle beraber yapın. Şimdi yine annenin gametlerini buraya, babanın gametlerini buraya yazıyoruz. İkisi de zaten aynı çeşit gametleri üretiyor. Şimdi nelerimiz vardı? Büyük G, büyük W. Büyük G, küçük W. İkinci çeşit gamet. Sonra küçük G, büyük W ve küçük G, küçük W. Oldu mu? Bu annenin üretebileceği gametler. Ve her birinin ihtimali kaç? 1/4. Tam biz buraya kadar? 1/4. Baba yine aynı şeyleri yapmıştı. Aynı gametleri üretmişti. Tam biz. Şimdi bunları çaprazlayarak yavruların ne olabileceğini görüyoruz. Şimdi bu durumda annenin ve babanın fenotipi neydi? Sarı düzgün. Sarı düzgün. Neden? Çünkü sarı alel baskındı, düzgün alel baskındı. Her iki loksus içinde heterozigotlardı dolayısıyla sarı düzgün. Şimdi bunları yaparken şu. Ne yazıyorsunuz buraya? Birinci loksusta ne var? Büyük G, büyük G var. İkinci loksusta büyük W, büyük W var. Peki şurası birinci loksusta ne var? İkinci loksusta. Evet. Burası. Evet. Evet. Tam biz. Büyük G, büyük G. Tamam. Sıraları karıştırmayın. Tamam mı? Tamam mı?
Doğru. Doğru mu? Oldu mu? Küçüklerin altını çiziyorum. Küçük harflerin altını çiziyorum. Çünkü büyük W ile küçük W aynı şekilde karışabilir. Evet, buraya kadar tamam mıyız? Şimdi fenotiplere gelelim. F7'deki fenotipler. F2'deki fenotipler. Şu ne? İlk gördüğümüz fenotip şu. Sarı düzgün. Sarı ve düzgün. Yellow. Round. Şimdi buna bir diyorum. Tamam mı? Birinci fenotipim bu. Bu fenotipi kimlerde görüyorum? Sadece fenotip olarak bakıyorum. Şuna bir yazdım. Şu. Evet. Bir. Şu. Bu. Şu. 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 Değil. Bu. Şu. 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 Bu. Bu. Evet, kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. Toplam kaç ihtimal var? Toplam 16 ihtimal var. 16'da 9. Sarı buruşuk. 9 bölü 16. Tamam mı? İkinci ne? İkincisi şu. 2 yellow wrinkled. Evet, şimdi şuna 2 diyoruz, tamam mı? Buna 2 diyoruz. Yellow wrinkled. Şu 2. Şu 2. Şu. 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 Zaten değil bu. 2. Şu. Şu. Evet, kaç tane var? 2. 1, 2, 3. 3 bölü 16 ihtimal. Tamam. Üçüncüsü. Şu. Yeşil. Düzgün. Green round. Şimdi 3 diyoruz buna da. 3. Şu. Şu. 3. Evet. Kaç tane? 3. 3 bölü 16. 3 bölü 16. Dördüncü özellik. Dördüncü fenotipimiz ne? Green round. Green wrinkled. Kaç tane? 1. Yani 1 bölü 16. Pardon. 4. Green wrinkled 1 bölü 16. Şimdi 16 tabanında hepsi. O zaman buna ne diyoruz? Oran nedir? 9. 3. 3. 1. Tamam mı? Anladık mı? Evet, şimdi. Ebeveynlerin fenotipi neydi? Ebeveynlerin fenotipi sarı düzgündü. Ebeveynler sarı düzgündü her ikisi de. Ama burada farklı fenotiplerde yavrular görürüz. Mesela yeşil buruşuk, yeşil düzgün, sarı buruşuk. Bunlar ebeveynlerde görülmeyen fenotipler. Bunun sebebi ne? Evet, alellerin ayrılması farklı lokuslardaki alellerin ayrılması bir. Aynı lokustaki alellerin de ayrılması iki. Şimdi aynı lokustaki alellerin ayrılmasına segregasyon, farklı lokuslardaki alellerin ayrılmasına independent assortment diyoruz. Şimdi segregasyonu zaten monoayır bir çaprazlamadan da biliyorduk. Segregation.
Yani üçüncü Mendel yasası. Dördüncüsü de independent assortment. Evet. Farklı lokustaki yani farklı genlerin, farklı allellerin birbirinden ayrılması, dolayısıyla farklı genlerin birbirinden ayrılması, independent assortment, aynı genin farklı allellerinin birbirinden ayrılması, segregasyon, segregation. Segregasyon. Evet, independent assortment. Yani independent assortment demek şu demektir. G lokusunda büyük G veya küçük G olması, G olması W lokusunda büyük W veya küçük W olmasını ilgilendirmez. Ama bunun gerçekleşmesi için bir şart var. Genler farklı kromozomlar üstünde olmalıdır. Eğer independent assortment yasasını görüyorsanız bu şu demektir. Bu genler farklı kromozomlar üzerinde. Tamam. Oldu mu? Şimdi burada bir önceki yasamız neydi? 4'ten 1'e doğru gidersek. Dominancy and recessiveness. Evet, ikinci yasamız dominancy and recessiveness'ti. Bu ne demek peki? Dominant demek ne demek? Recessif demek ne demek? Bir lokusta iki farklı alelin bulunması halinde. Bir lokusta iki alelin bulunması halinde. Alellerden biri fenotipte kendini gösterir, diğeri fenotipte kendini gösteremez ama yok da olmaz. Kendini fenotipte gösteren alel, fenotipte görünmeyen alelin etkisini baskılar. Mas veya o aleli maskeler. Bu durumda kendini fenotipte gösteren alel baskın, fenotipte görünmeyen alel ise çekiniktir. Tamam. Çekinik alelin fenotipte görülmesi için gereken şart her iki lokusta da resesif alelin bulunmasıdır. O genin her iki lokusunda da resesif alelin bulunması gerekir. Yani organizmanın resesif alel için homozigot olması gerekir. Oldu mu? Bu neydi? Mendel'in ikinci yasası dominance and recessiveness. Evet, buraya kadar tamam mıyız? Şimdi burada Mendel'in bulduğu oran 9-3-3-1'di. Mendel'in ortaya koyduğu bulgulardan bir tanesi bu 9-3-3-1. Şimdi bu deneyleri farklı şekillerde yaptı. Şimdi bir öncekinde nasıl bir oran bulmuştuk? Monoik çaplazlama yaptığımızda tek gen için izliyorsak bir bezelyeyi veya bir organizmayı tek gen için izliyorsak o zaman 3'e 1 yasasını görüyoruz. Peki 3'e 1 oranını görüyoruz. 3'e 1 gördüğümüz zaman ne diyoruz? Her ikisi de heterozigot. Anne babada da heterozigot diyoruz. Diğer bir çaprazlamalarda 9-3-3-1 oranını gördüğümüz zaman o zaman diyoruz ki yine her iki lokus içinde her iki lokus içinde heterozigot her iki ebeveyninde. Buraya kadar tamam mıyız? Diğer bir çaprazlama öğrendiniz mi? Anladınız mı? Güzel. Evet. Şimdi. Bunu çekin isterseniz. Çekmediyseniz. Çekin sonra bana da gönderin. Ayrıca Perkus. Perkus ne durumda? Perkus'tan bir şey yazan var mı? Perkus'a hiç bakmadım, unuttuk onları. Perkus'takiler iyi misiniz? Ha, çıktılar mı? Şimdi... Olur. Şimdi deyip bir çaprazlamada pinnet karesini nasıl yaptığımızı anladınız mı? Güzel. Şimdi. Diyelim ki şöyle bir genotip verdim size. Size şeyi şunu yaptınız mı? Şöyle şunu ödev vermiş miydim? Veya başka bir şey için, başka bir ders yaptık. Bunun sonucu ne oluyordu?
Bu mu? Bire bir. Evet. Bunun sonucu bire bir. Bunu yapmak isteyen var mı? Gel. YouTube'da canlı yayına çıkıyorsun, haberin olsun. Bütün yayın hakları benim. İzin veriyorsun bana. Verdin. Gel. Evet. Anlat. Madem anlatmak istiyorsun, anlat. Evet. Mayozla gametleri oluşturacaksın. Mayoz oluşturduğumuzda iki çeşit gamet oluşturulduğunda 150 izleyelim. Burada da bir tane oluşturulur. Daha sonra buradan fertilization oluşturur. Yani cömlenme oluyor. Şimdi çaprazlama yapman gerekiyor. Çaprazlamayı yapman gerekiyor. Bir de çocukları yuvarlak içine alma, onlar artık gamet değil. O bir çocuk. Evet. Güzel. O bir çocuk. Evet. İhtimalleri de yaz. Fenotip. Evet, güzel. Teşekkürler. Genotip de birebir. Evet, güzel. Teşekkürler. Aferin. Evet, şimdi. Dolayısıyla monoyu bir çaprazlama yaptığımız zaman iki farklı oran gördük. 3'e 1 ve 1'e 1 oranı. 3'e 1 oranı ne zaman oluyordu? Her iki ebeveyninde heterozigot olduğu zaman. 1'e 1 oranı ne zaman oluyordu? Ebeveynlerden bir tanesi heterozigot, öbürü resesif alel için homozigot. Homozigot, resesif. Tamam. 1'e 1 oranı bu durumda görüyoruz. Peki 9-3-3-1 ne zaman görüyoruz? İki heterozigot, deyip bir çaprazlama. Evet, şimdi. Şimdi gelelim. Eğer şöyle bir şey olsaydı. Şimdi bir önceki örnekte ne dedik? Tohum rengi, tohum şekli. Buna bir de buna ekleyelim. Çiçek rengini ekleyelim. Şimdi bunun gametlerini nasıl bulursunuz? Şimdi bunun gametlerini bulmak için daha farklı bir yöntem kullanıyoruz. Gametleri. Forkline method. Şimdi iki tane ise şöyle yapardık. Böyle yapardık iki tanesi. Ama üç tane de yapabilirsiniz de ikinin üstüne çıktığınızda böyle yapmanızı tavsiye etmiyorum. İkinin üstüne çıktığında şunu yapıyorsunuz. Forkline method. Tamam, forkline yöntemi. Şimdi birinci lokusta yazın benimle beraber. Birinci lokusta kaç farklı alel var? İki. Peki birinci alel ne? Birinci ihtimal. Birinci lokustan G aleli gelebilir. İkinci lokustan da G aleli gelebilir. Tamam mı? Pardon. Birinci lokustan büyük G gelebilir, küçük G gelebilir. İki ihtimal. 1/2 ihtimalleri de yazdım buraya. Tamam mı? Şimdi birinci lokustan büyük G aleli geldiyse, ikinci lokustan ne gelebilir? Kaç ihtimal var? İki ihtimal var. Ne bunlar? Büyük W gelebilir veya küçük W gelebilir. Peki birinci lokustan küçük G gelirse, ikinci lokustan büyük W gelebilir, küçük W gelebilir. İhtimaller 1/2, 1/2. Tamam mı? Peki birinci lokustan büyük G, ikinci lokustan büyük W gelirse, üçüncü lokustan büyük P gelebilir veya küçük P gelebilir. Oldu mu? Aynısını buraya da yapıyoruz. Büyük P gelebilir, küçük P gelebilir. Büyük P gelebilir, küçük P gelebilir. Bunların hepsi de 1/2. Tamam. Oldu mu? Şimdi eğer şöyle bir gamet olduysa veya böyle bir gamet, bu ihtimaller gerçekleştiyse gamet nasıl olur? Birinci lokustan, ikinci lokustan, üçüncü lokustan,
Büyük P birinci gametimiz bu. Birinci tip gametimiz bu. Sonra bu büyük G, büyük W ve küçük P. İkinci gamet ihtimalimiz bu. Şimdi şunu yapıyoruz. Bu birinci lokusta büyük G, ikinci lokusta küçük W, üçüncü lokusta büyük P. Evet. Şu birinci lokus, ikinci lokus, üçüncü lokus. Evet. Şu birinci lokus. Evet. Şu. Evet. Bu. Küçük G. Küçük W. Ve küçük P. Kaç çeşit gamet oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 çeşit gamet oluştu. Gamet oluşturmak için eğer 2'den fazla lokus varsa bu yöntemi kullanmanız daha az hata yapmanızı sağlar. Şimdi yine çocuklarımızın yaptığı hatalardan bir tanesi ne? Çocuklarımız şu harfleri ayrı ayrı yuvarlaklar içine alıyor. Ve bu yuvarlakların hepsini ayrı ayrı gametler zannediyor. Dolayısıyla genlerin hepsini ayrı ayrı gametlerin içine koyup bunları çaprazlamaya çalışıyor. Bu ne demektir? Bir insan olarak 20.000 tane geniniz olduğu için bir erkeğin 20.000 tane sperm yapıp da bir kadının 20.000 tane yumurtasını dölleyip o 20.000 tane spermle ayrı ayrı 20.000 tane yumurtanın bir araya gelmesi ve bundan çocuk olmasını beklemesi demektir. Hayır, böyle bir şey olmaz. Bir gametin içine bütün genlerinizi koymak zorundasınız. Tamam? Şu anda sadece 3 tane gene bakıyoruz. Aslında siz bir mayoz bölümü yaptığınızda bunun gibi 20.000 tane harf koyuyorsunuz bir gametin içine. O da sadece koldayan genlerden. Oldu mu? Dolayısıyla mayoz bölümü yapmak demek gametin içine elinizde kaç tane gen varsa hepsinden birer kopya koymak demektir. Anladık mı? Evet, şimdi buna tribri çaprazlama yapın değil mi size? Punnett karesi. Sınavda böyle bir şey sorayım mı? Ha? Evet, ne gerek var böyle şeylere? Şimdi dolayısıyla sınavda yani benim 4-9-5-9 bile sordum oldu. Evet. Ama yani 5-9 birden böyle ikisi birden heterozigot olursa şöyle büyük resim kartonu falan kullanmanız gerek veya şu duvarın tamamına Punnett karesi yapmanız gerek. Şimdi bu fork by mantığını anladınız mı? Güzel. Şimdi eğer elinizde şöyle bir şey varsa. Bunu nasıl yaparsınız? Evet. Gel. Canlı yayına çıkıyorsun ona göre. Kabul ediyorsun. Hocam ben dedim de daha iki şey daha sormaz lazım. Adam benzeri çok muhabbet eder. Öyle mi? Arkadaşlar benim için. Allah Allah. Hocam, evet önce gametler. Esasında iki gametler açısak olur hocam. Gametleri geliştirecek. Gametleri her zaman yapmak zorundasın. Ha. Kafadan söyleyebilirsin. Tamam kafadan söyle. Hocam çünkü buradan büyük gelecek. Buradan küçük gelecek. Buradan sonra da evet. Bu odan da aynı şekilde. Evet. Bizi en çok ilgilendiren şunlar olacak. Bizi tek ilgilendiren, evet. Doğru. Bu özellikle ilgilendiren moda olacak. Nedenler olduğu için bunlara özellikle gidip ona göre bulacağız. Evet, orada direkt moda yapıp çaprazlama da yapabilirsin. Yani sonuç, pratik sonuç, sonucu pratik olarak öyle görebilirsin de. Ben size sorduğum zaman. Evet, peki buna moda yapıp çaprazlama yaptığında hangi oranını görürsün? İki heterozigot. İki heterozigot, bir gen. Bunlardan bir tanesi bazı olduğu için yine heterozigot olan aynı bir gösterir. Diğeri de küçük gen özelliği görürsün. Orada olarak ne görürsün?
fenotip oranı. Fenotip oranı 1'e 1, 3'e 1. 3'e 1, budur. Fenotip oranı var, 3'e 1 görüyorsun. Ama burada tribik çaprazlama yaptığımız için gametleri her üçünü de koymak zorundayız. Yap şimdi gametleri. Yani birincisi kaç çeşit gamet üretir? Birincisi bir çeşit üretir. Buna da büyüğü gelir. Şöyle şimdi ne yaptın? Bir gamet içine sadece bir gen koydun. Orada üç tane gen var. Üçünü de koymak zorundayız. Şimdi gamet yaparken şu mayoz bölümü yaptığımızda şöyle bir şey yapıyoruz. Şimdi mayoz bölümü yaparken şundan bir tane koymak zorundayız. Bu lokustan bir gen koymak zorundayız. Tek çeşit gen var. Dolayısıyla hepsinin içine de bunu koyuyoruz. Ondan sonra buradan büyük W gelebilir hocam. Buradan büyük W gelebilir. Küçük W gelebilir. Bir de şuradan tek çeşit gen var. O genin tek çeşit aleli var. Dolayısıyla üretebildiğimiz gamet bunlar. Yani şeye dikkat edin. Gametleri yaparken evet, tüm genleri koyman gerekiyor. Bir gameti yaparken. Burada da birinci lokustan küçük bir gelebilir. Evet. İkinci lokustan büyük W gelebilir. Evet. Bir de küçük bir gelebilir. Evet. Birinci ihtimal bu. Birinci grup gametimiz bunlar. İkinci grup gametimiz. İkinci grupta da yine küçük bir gelebilir. Evet. Burada küçük W gelebilir. Evet. Bir de küçük bir gelebilir. Küçük bir güzel. Bir de baktığımız zaman ise Şimdi bu durumda nasıl yaparsınız? Ya çaprazlama ya da punnet karesi. İkisini de yapabiliriz. Punnet karesi yap. Veya şöyle yapalım. Eğer çaprazlama yapmak istiyorsan çaprazlama da yapabilirsin. Ya da çaprazlamayla kafanızı karıştırmayın. Punnet karesinden giderek. Şuraya yapabilirsin punnet karesini. Bilmiyoruz da bunu mu? Yok. YouTube kimde açık? Şimdi şöyle ona baba de, şuna anne de veya tam tersi ne istersen anne oldu. Şimdi şuraya onları yazıyorsun. Evet. Evet. Net görünüyor mu diye bakıyorum da. Yazılar anlaşılıyor değil mi? Evet. Güzel. Zaten çekip atıyorum. Tamam. Güzel. Takip ediyor musunuz? Güzel, teşekkürler. Eline sağlık. Evet, şimdi. Teşekkürler. Eğer size trihibrit, tetrahibrit bir şeyler sorarsam direkt gözünüz korkmasın. Kocaman bir şey yapmanız gerekmiyor olabilir. Gerekiyor da olabilir. Ama eğer böyle bir şey sorduğunuz için burada 3 farklı dokusu var ama 3 farklı dokusundan sadece bir tane heterozigot. Sadece bir tane heterozigot olduğu için bunda aslında elde edeceğiniz oran 3'e 1 oranıdır. Tamam mı? Evet. Buraya kadar soru var mı? Anladınız mı? Perkulus'takiler soru var mı? Şuradan Perkulus'a bakabilirim. Perkulus'ta kaç kişi var onu da bilmiyorum gerçi. Aa, Perkulus kapatmış bile. Perkulus piş. Evet. Kendisi bilir. Evet, sorusu olan yoksa burada bitirebiliriz bugünlük. Yarın devam ediyoruz. O zaman